Neredeyim ben ya? Sınavda. Ne sınavı ya? Ne sınavı olacak lan? Öğrenci tekme sınavı. Aşağıdakilerden hangisi bir ameliyatın başlaması için doğru bir göstergedir? Evet, şıkları veriyorum. Ne oluyor be? Kim ulan bu Hamur abi? Hamur abi mi? Durun lan! Bu sınavı veremeyince ne olacak sanıyorsun? Kocaya verecekler seni. Kim bu herif ya? Seni istemeye geldim. Hocam ne yaptınız? Yanlış damar kestiniz. Hadi ya. X meselesi nedir lan? X bilinmeyendir. Bazen Y ile Z de olur. Evet, yeniden Bir Kara İki As podcast'imize hoş geldiniz. Efendim Yiğit Kocagöz'le birlikte karşınızdayım. Ben Deniz Utku Doyar. Merhabalar Yiğit. Merhaba Utku. Bu haftaki filmimiz neydi Utku? Bana hatırlatsana. Özledin mi beni? Özledin mi beni? İlk önce oradan başlayalım. Özledin mi beni? O kadar özledim ki yani anlatamam. Biz bu arada ben İzmir'deyim, Utku İstanbul Kadıköy'de. Hem programları hem de fiziken karşılıklı oturmayı, sohbet etmeyi özlemiş vaziyetteyim ben. İlginç bir film seçimi oldu. Tabii geçen bölümde birbirimizi gaza getirdik. Ben de o anda bir anda dedim, hadi bakalım sınav filmini konuşalım diye. Ve oturdum ben de filmi sayende uzun zaman sonra yeniden izlemiş oldum. İlginç anekdotlar var. Hani ilk önce şöyle düşünüyorum ben. İstersen filmi şimdi yani podcast'i dinleyecek olanlar filmi belki biraz daha hatırlamak isterler. İstersen şöyle bir genelinden film nelerden bahsediyor onları bir hatırlat istersen sen. Aynen. Ben bu arada filmi daha evvelden seyretmemiştim. Sadece varlığını biliyorum. Sınav filmi, İngilizcesi de High School diye geçiyormuş. Bir aslında lisede geçen soygun filmi diyebiliriz. Bu işte ÖSS sınavına hazırlanan bir grup gencin yaşadıkları stresi anlatıyor. Bir noktadan sonra yani sınav stresi o kadar yoğunlaşıyor ki biz acaba okulumuzdaki hocaların yapmakta oldukları sınavları çalsak mı diyorlar. Onunla alakalı bir gruplaşıp işte soygun fikri. Öğretmenler odasını soyma üzerine bir fikir geliştiriyorlar. Sonra biz bunu biraz daha genişletelim diyorlar. Hafta sonu yapılan dershane sınavlarını bir şekilde çalalım. Böylece sonuçları önceden edinelim. İstediğimiz gibi manipüle edelim. Ailemize en azından şeyler ulaşsın. İstediğimiz şekilde cevaplar ulaşsın diyorlar. Bu konularda başarı kazandıkça en sonunda biz neden ÖSS sınavını çalmayı denemiyoruz ki noktasına kadar geliyor ekibin heyecanı diye. Film de aslında bunun üzerinden pazarlanmıştı. Ama bu ÖSS sınavı kısmı filmin son yarım saatini falan kapsıyor. Temelde bu gençlerin kendi aralarındaki ilişkileri ve okuldaki sınavları çalma süreçlerini anlatıyor. Filmi izlediğim zaman bende bıraktı etki şu. O dönemde Snatch izlemiştim. Snatch'i izlediğimi hatırlıyorum ben. Yani o tip filmlerden biraz etkilenmiş. Gayri kimsi böyle bazı etkiler var. Hani birazcık böyle göndermeler falan da değişik şeyler var. Yani değişik yöntemler kullanmışlar diye düşündüm. Filmi ben beğenmiştim izlediğim zaman, ilk izlediğim zaman. Ama şeye çok rahatsız olmuştum. Bu Van Damme'ın ortaya çıktığı sahnelerdeki böyle çok ağırdan alınması ve onu böyle daha sonra Kurtlar Vadisi yürüyüşü dediğim bir yürüyüş var böyle. Ağır çekimde yürütüyorlar ve o şeyler var. Yani orada o ana kadar film çok hızlı ilerliyor. Orada böyle ağır çekimle gidiyor falan gibi böyle. Bir Van Damme orada bir değişik parlatma. Oysa Van Damme'ı kendi halinde bıraksalar filmde içinde aksa çok daha iyi gider. Hani bizim Türk filmlerinde o şey var. Hani böyle bir konuk sanatçı özellikle Hollywood oyuncusu girdiği zaman filme böyle onu bir gereğinden fazla parlatma gibi bir durum var. Oysa doğal şeklinde filmde oynatsanız ve o akışta yer alsa oyuncu bence çok daha iyi ve hoş duracak. Van Damme'ın kariyeri içinde çok değişik bir şey olabilirdi. Büyük ihtimalle yaptıkları anlaşmanın işte içinde Van Damme şu kadar dakika oynayacak falan filan feşman gibi herhalde bir anlaşma olduğu için filmde aslında çok kısa bir kısımda yer alıyor. Yoksa filmin kendi hikayesi falan düşünülünce hani filmin en başından beri Van Damme orada yedirilmiş olsa filmin içine bence çok daha başarılı bir film olurmuş. Biraz bu o yıllarda hani bazı şeyleri yeni yeni oturtma sürecinin deneme yanılma yöntemleri diyebilirim ben. Ben iki konu başlığına da değinmek istiyorum. Birincisi bu Snatch filmine benzetmeni ben sınav filmindeki pek çok hızlı kurgu anını bağladım. Yani ben onu daha çok MTV estetiğine benzetmiştim. Aynen. Çünkü işte yönetmen Ömer Faruk Solak zaten şimdi yani günümüzde pek çok filmde tanınıyor da o zaman çok daha az sinema filmi var ve klip yönetmenliğinden gelmiş. Tabii klip yönetmen. Ve işte o zamanlarda işte bu MTV hala 90'lar kadar olmasa da 2000'lerin başında da popüler kültüre etkisi olan bir kanaldı. Ben ona benzettim ama açıkçası bunun
kötü uygulanmış hali olarak düşündüm. Çünkü mesela o hızlı kurgu sırasındaki ışık patlamaları falan beni seyrederken rahatsız etti. Yani çok biraz çiğ geldi. Belki o zamanlar daha etkileyici olmuş olabilir ama bana açıkçası biraz çiğ gelmişti. Ama belki de işte genç karakterleri odağına alan ve genç seyircilere hitap eden bir film olarak belki de böyle yaparsak daha iyi etki bırakırız diye düşünmüş olabilirler. Yani Snatch bence bu tekniğe bir övgü bile olabilir. Yani ben kesinlikle aklıma bir Guy Ritchie etkisi gelmedi. Hep daha yani filmi seyretmeye çalışıyordum ki sürükleyici geldi film son yarım saatine kadar. Ama bu hızlı kurgu sahneleri mesela beni çok koparıyordu. Dediğim o epileptik ışık patlamalarından ötürü. Çok daha sakin bir şekilde aksa daha memnun olurdum. Aysel, yine görücü mü getirdin kıza? Kimin için çalışıyorsun lan? Ya kimin için çalışacağız? Kendimiz için çalışıyoruz. Bırak, bırak. Baba. Kabağı sana güvenip bıçak altına yatandı zaten. Tükürme bak, orada açık yere var, mikrop kapacak. Sus! Eşli olacak seni. Narkozum geçti be. İkinci konu başlığı zaten Jean-Claude Van Damme. Yani Jean-Claude Van Damme da çok pazarlanmıştı bu film. Afişlerde de hatta pek çok afişte onun böyle güneş gözlüğüyle falan araba camından baktığı bir fotoğraf konuluyordu. O yüzden insan gerçekten Van Damme'ı biraz daha yoğun bir şekilde filmde bekliyor. Ya da en azından filme genel olarak yayılmış bir Van Damme ve karakteriyle ilgili bir şey bekliyor, yapı bekliyor. Ama hiç öyle bir şey yoktu. Son 15 dakikaya sıkıştırılmış. Aynen senin dediğin gibi muhtemelen tam 15 dakikalık bir kontratın karşılığı olmuş. O açıdan o kısımları biraz sululuk buldum. Film mesela bu ekstra hareketlere girmeseymiş, yani ilk 2 saatlik süresinin 1,5 saatindeki çizgisiyle gitseymiş, belki derdini çok daha oturaklı anlatabilirmiş. Ben üçüncü olarak şeyden çok rahatsız oldum. Film böyle makasla kesilmiş gibi bitiyor. Yani ben açıkçası film bittiğinde şey zannettim. Bir de açıkçası YouTube'a konulmuştu. Oradan seyrettim. Acaba ben kesildi mi benim seyrettiğim versiyon diye düşündüm. Yani çünkü bir olaylar oluyor. Bir karakter gelişimleri var. Belli karakterlerin sokulduğu çatışmalar var. Sonra sınav günü geliyor. Sınava giriyorlar ve bir anda sınav bile bitmeden film bitiyor. Galiba manganın müziği orada mı giriyordu? Yani bir şey, popüler bir o dönemin pop şarkısı çalıyor ve film bitiveriyor. Yani o açıdan ben şey demedim, yani sanki yapım sürecinde bir noktaya kadar iyi gitmişler de son kısımları artık aceleye getirip hemen 2 günde 2 haftalık iş çıkarmaya çalışmışlar. Böyle yalap çap bir şekilde bağlamışlar gibi hissettim. Ya o bir tarz olduğunu düşünüyorum yani o dönemde, hani bu şekilde bir anda hani bitirip hani anlaşılmadı ama birazcık daha bir tarz, o dönemin bir yaklaşım olarak bakarsak bence daha doğru olur. Ya şimdi şöyle bir şey var, gençlik filmlerini severim ben fakat gençlik filmi yapacağız diye gençlik filmi yapılmasını sevmiyorum. Çünkü bazı şeyler doğallığını kaybediyor o zaman. Hani gençlik filmi yapıp onu biraz doğal akışına bıraksın. Hani mesela American Pie gençlik filmi yapacağız diye yapılmış bir gençlik filmi ama hani doğal gidişatına bırakıldığı için ilk bölümü bir kült haline geldi. Bu hani American Pie de filmleri çok etkilemiş filmlerden bir tanesi. Hani Scary Movie'leri, American Pie bu filmler üzerinde etkisi bence çok büyük. Yani bir filmdeki ana sorunlardan bir tanesi bence tam karar verememiş olmak. Hani bu geçen okul filminde de konuşmuştuk. Aynı bu filmde de o tam karar verememiş olma durumu var. Hani piyasaya oynuyor bir taraftan, öteki taraftan bir komedi. Bazı yerlerde filmin çok böyle absürt komediye bile kayabilecek noktaları varken ve güzel böyle değişik detaylar yakalamışken o çok cesaret ettiği kısım bir anda çok şeye oynamaya başlıyor. Ne denir? Garanti oynamaya başlıyor. Bir de bu tip filmlerde ben bir şeyden rahatsız olurum. Yani bizim bu Türk filmlerinde o çok oluyor. Yani böyle gerçekten çok derin komedi filmleri, bazı komedi filmleri böyle hani güzel de ritimle falan giderken illaki orada böyle bir ciddi konu, işte orada bir ailenin yaşadığı bir dram ya da bir oyuncunun bir dramı ile ilgili bir şey giriyor. Ya ne yani, illaki derinlik katmak için bunları yapmanıza gerekiyor. Yani bırakın sadece komedi filmi olarak hani aksın gitsin, yani şey vardır. Aban Sınıfı'nın birinci bölümünde öyle değildir ama ikinci bölümünde şey yoktur çok fazla. Böyle mesela çok girmez ve onun içinde çok iyidir. Avan Sınıfı'nın ikinci bölümü mesela. Güldürü bakımından.
Yani neden hava sınıfına örnek verdiğimi de geleceğim bu arada. Yani o açıdan baktığım zaman filmde öyle bir şey var. Yani böyle bir yani ritmi düşüren bir durum da var bence. Ya hava sınıfına gelince de yani şimdi o dönemde hava sınıfının da yeni bölümleri çekildi. Hani yeniden dönüyor falan hava sınıfı gibi. Aslında tam bir yeni nesil hava sınıfı film bu. Yani burada yakaladıkları oyuncularla ilgili durumu ve hikaye anlatımını güldürü açısından tutsalar mı şeylerinde aslında yeni jenerasyon bir hava sınıfı yaratabilirlermiş bence. Çünkü oradaki oyuncularda bu potansiyel var. Yani tiplemeler de çok çok oturmuş tiplemeler var. Hatta hani Domdom'u bile bir şekilde bulmuşlar gibi yani. Ben de çok hoşuma gitti. Yani Volkan Demirok. Şiveli konuşan arkadaşı diyorsun değil tabii mi? Tabii. Ama yani şey demek istiyorum yani işte alın size işte 2000'lerin yani ya da yeni nesil Habam sınıfının gitmesi yani illaki alıp da Habam sınıfının eski şeylerini birebir yılımıza uyarlayıp oradan gitmenize gerek yok. Al işte burada güzel bir anlatım yapıyorsunuz. Hani güzel bir okul hikayesi var. Fırlama var bir tane işte oradaki Ferit gibi. Yani ben oradaki Ferit performansına yakın bir performans olabilirdi. Yani gördüm. İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Mert karakteri. Yani İsmail Hacıoğlu ya bunu abartı olarak görmesinler hani dinleyiciler. Hani gerçekten idealize etmek için demiyorum ama hani böyle Tarık Akansı bir yaklaşım var onda. Onun gibi de aslında böyle bir karakter gelişimi, oyuncu gelişimi de var onun. Bazı yerlere oturmasa da. Yani hep böyle arıyorlar işte yeni Tarık Akan'ımız çıkıyor, yeni bu şeydir ama yani oyunculuk bakımından yani yakışıklı çocuk. Güzel de oyunculuğu var yani. Bu açıdan ben biraz Tarık Akan'ımsı bir durum görmüştüm burada. Yani filmin yani baktığım zaman aslında film bende hani geçer not alan bir film bu arada onu söyleyeyim. Yani son 20-25 yıllık film tarihimizde hani güldürü filmleri içerisinde ben de geçen not almış filmlerden bir tanesi. Yani ilk ona girer. Onu söyleyeyim. Ben de sana şeyi söyleyeyim. Mesela ben de bu arada filmi çok beğendim. Hele okuldan sonra buna geçtiğimizde çok isabetli bir seçim yapmışız. Çünkü yani aşağı yukarı aynı senelerdeki lise anlatım kalitesini. Keşke okulu bunu söyledikten sonra yorumlasaymışız dedim. Çünkü burada her şeyin biraz daha ayaklığının bastığı bir yapı gördüm. Evet. Yani bir kere şey çok iyiydi. Ya prodüksiyon daha yüksek. Çünkü okul biraz daha niş bir seyirci grubuna sesleniyor. Türün doğasından ötürü. Bu ise tamamen blockbuster olmayı hedeflemiş bir film. Biraz daha prodüktörler ayakları yere basan bir iş yapmak istemiş bence. Şeyi çok beğendim ben de. Bu bitirim, yani kafada takımın hepsini çok beğendim. Yani orada bir kimya uyumunu gördüm. Aynen. Ki şey de aslında neydi o çocuğun adı? Çocuk diyorum da benim yaşımda bu. Caner Özyurtlu okulda da oynuyor. Ama burada daha fazla rol hacmi olan bir karaktere sahip. Genel olarak bence bu film öğrenci ruhunu, o öğrencilerin yaşadığı ekosistemi daha iyi taşımış. Hatta sınav gerilimini de daha iyi taşımış. Yani okulda evet, belli açılardan ÖSS atmosferinden faydalandığını söylüyordu. Ama bu yani dersine daha iyi çalışmış bir film. Ben senden farklı olarak içe sokulan dramadan rahatsız olmadım. Bunu bir şey, maceraya davet tekniği gördüm. Yani bu Joseph Campbell'ın falan vardır işte. 12 tane basamağı vardır her hikayenin. Kahramanı bir şekilde maceraya çağıran bir olayın olması gerekir. Bu hikayedeki kanser vakası da işte normalde liseyi terk edip artık hayata atılmayı kafasına koymuş Mert karakteri annesi kanser olunca annesi mutlu olsun diye ÖSS'ye hazırlanayım diye liseye geri dönüyor. Bu bana şey geldi. Yani ucuz kısımları vardı ama taşıyabiliyordu. Benim için sıkıntı bence ilk yarıda bu yapıların hepsi bir şekilde bir damağa hitap edebilecek kalitede tutturulurken sonrasındaki bu absürtlüğü katma çabasının eğreti kaçması oldu. Biraz belki bir gün karşımıza çıkarsa yapım ekibinden insanlara söyleşi yaparsan çok merak ederim yani. Hangi noktada acaba Jean-Claude Van Damme'ı buna eklemlemek istemişler, başka adaylar var mıymış, nasıl gelişmiş bu süreç çok merak ediyorum çünkü bu işin uçarı kısmı olmadan da iyi kotarılabilecek bir filmmiş. Ama iki filmi de yan yana getirdiğimizde okulu da şeyi de sınavı da yani işe de başarı kazanmalarına rağmen benzerlerini pek de yaratamamışlar. O yüzden bunları yani günü kurtaran projeler olarak görmem gerektiğini düşündüm.
Ha, bu filme sınava bir açıdan daha kırgınlığım var. Daha ilk sahneden itibaren belli politik mesajlar taşıyacağını ya da belli sistem eleştirilerini, belli sosyal eleştirileri taşıyacağının sinyalini veriyor. Ama bunların hepsini böyle karman çorman bir şekilde yapıyor. Ve finalde zaten bir yere bağlanmadığı için bu eleştiriler de infilak ediyor. Yani keşke bunların hepsini iyi toparlayabilselermiş. Çünkü baya baya şey var. Bir yerde mesela filme ilham olan 99 yılının sınav sorularının çalınma olayına referans ediyor. Bunun çalınmasının nasıl bir üstü kapalı ekonomide cebini doldurduğundan falan bahsediyor. Yani iğneler de atılıyor aslında. Ve kendini otosansür demiyor ama böyle bir yere bağlanamadan kapatıyor. Yani burada aslında dokunmamız gereken öğrenciler dışında öğretmenlerin performansı da bence. Yani oyuncu olarak. Çünkü o noktada bence bayağı sağlam bir kadro var. Tabii yani tabii. Yani şey, kadro. Kimlerdi onlara da bir bakmama izin ver. Yani zaten Güven Kıraç zaten evet. Başlı başına. Olacak. Yazboz tahtası olan sistem yine değişti. Değişmeyen tek şey okulda öğrendiklerimizin ÖSS'de başarılı olmak için yeterli olmaması. Çocuklar yine hayatlarına 180 dakika içinde bir yön verecekler. Yani hayat eşittir 180 dakika mı? 15 dakikada uzattık ya, her yıl sistemi adil bir yönde ilerletmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ben bu arada Özge Özder'i de çok beğendim. Müzik hocası Handan Hanım diye geçiyordu. Ama şeyi mesela o kadar tutmadım. Yani Tuğba Büyüküst'ün rehberlik hocası, çocukların planını çözmeye çalışan kadın rehberlik hocası. Mesela o çok eğreti geldi bana. Yani gerçekten repliklerini çok ruhsuz okuyordu. İyi bir oyunculuk vermemiş bence de. Evet, orada biraz daha fotojenikliği oyunculuğunun önüne geçmiş diyelim. Ama yani onun dışında... Okan Bayülgen? Ya Okan Bayülgen... Bilmiyorum yani haddinden fazla domine etmediği için memnun oldum diyeyim yani ekranı. Biraz böyle Okan Bayülgen'in olduğu kısımlar anlatılmak istenen şeyi anlıyordum ama bana çok ucuz bir senaryo hilelerinin döndüğünü hissettirdi. Mesela oralar çok eğreti kaçtı. Yani oralar okulun içinde geçen samimiyette geçmiyordu. Okan Bayülgen'in performansıyla alakalı da demiyorum yani senaryoda belli sığlıklar vardı. Ama yani bence Okan Bayülgen o sığlıklara rağmen... istenilen karakteri iyi canlandırmıştı. Ama yani şey, o kadar da bayılmadım yani. Aklımda da kalmadı. Hatta yani ben genel olarak Okan Bayülgen'le başlayan bu büyük hırsızlık hikayesini filme yakıştıramadım. Ve filmin sonunda da bağladıkları bir twist var. Belki seyredenler olur. O yüzden söylemek istemiyorum. Onu da mesela çok canice buldum. Çocuklara yapılan çocukların bir kandırılma süreci var. Bu bana çok şey geldi yani bir sinematik twist atalım diye bence çok çirkin bir hamlede bulunuyor karakterler çocuklara. Ve bu işte rehberlik hocasının da dahil olması falan. Yani ben onlarda şey bunu nasıl böyle bağlıyorlar diye şokla izledim. Aslında bazı sahneleri de bundan bağımsız olarak biraz yaşlanmış buldum. Mesela Gamze'ydi galiba kız. Adına bir bakayım. Evet, Gamze karakterinin bir de babası mesela Ayrı. Ya Ayrı değil pardon, hiç durmadan kavga ediyorlar. Bir böyle boşanma sürecine yaklaşmışlar. Mesela orada evdeki kavgayı çok gösteriyorlar ama ne kameranın konulduğu açı da mesela estetik bir televizyon dizisi gibi. Dakikalarca mesela anne babanın anneyi hırpalaması, annenin babaya tırnaklarını atması ve yani şey seyirci için de oyuncu için de yorucu bir sahneydi ve istenilen etkiyi de vermiyordu. Ben sadece ekranda manasız bir kadına şiddet performansı gördüğümü hissettim. Mesela bugün olsa biraz daha kaliteli kotarılırdı. Orada mesajı verilmek istenen aile içi şiddettir, çocukta oluşturduğu duygulardır. Bunların hepsi daha iyi verilirdi bence. Yani belli açılardan yaşlandığı kısımlar olduğunu da düşünüyorum. Sonuçta bazı şeyler sinema sanatında da gelişiyor. Yani uzun lafın kısası aslında hani işte okuldan yola çıkıp yani böyle ikili bir film olarak görürsek sınavı. Yani şahsına münhasır bir film. Bence birazcık daha böyle suç filmi, komedi suç filmi gibi işlense daha iyi olacak dediğim. Dramalısının beni birazcık daha şey yaptı, çok ilgilendirmedi. Ve kendi halinde bir şans yaratabilecek bir filmken... bence tek başına kalmış bir yapım olmuş. Dediğim gibi yani suç komedi filmi olması gerekiyor. Evet, zaten amaç da oymuş ve Özgün de bir doku tutturmuşlar. Keşke devamı gelseymiş dedim ben de.
İlginç bir film tabii. Bir de şeyi fark ettim böyle. Bu bizim podcast'te seninle konuştukça vakti zamanında üzerine bir şeyler söylemeyi düşündüğüm filmleri de tekrardan izleme şansını elde ediyorum. Ama birazcık daha eskilere doğru bir yolculuğa gitsek diye düşünüyorum 4. bölüm için. Ama onu bu sefer bölümümüzün sonunda söylemeyelim. Bizi takip eden arkadaşlar 4. bölümümüz yayınlandığı zaman hangi film olacağını biraz merak etsinler o gün. Görünce de Hobbit'imiz dinlenir ama bu 3. bölümümüzde yine 90'lara, 90'ların sonuna, 2000'lerin başına bir selam çaktık. Aynen. Herhalde 4. bölümümüz gene okul sıralarında geçmez diye tahmin ediyorum ama bakalım. Bunu da bölümü dinlediklerinde görürler diyelim. Efendim bir sonraki podcast'imizde buluşmak üzere. O zamana kadar hoşçakalın diyorum ben. Hoşçakalın. Okay. Je te félicite Jean-Claude. T'es encore très 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 bien joué ton rôle. Je voudrais bien voir leur tête quand ils s'apercevront qu'il s'agit des questions de l'année dernière.